Herkese merhaba arkadaşlar, Akbük'teyiz. Mükemmel bir fırsatla yine karşınızdayım. Bence bu videoyu sonuna kadar izleyen kesinlikle bu evi alacaktır. Çok güzel bir villa sunmaya geldim. İngiliz'den satılık, 4+1. Denizi her yerden izleyebiliyorsunuz. Havuzdan dahi deniz manzaralı. Mükemmel bir yer. Balkonlar o kadar geniş ki görmeniz lazım. Muhteşem bir villa izleyeceksiniz. Biraz önce tanıtımını bitirdik. Çok güzel bir villa. 180 bin pound'a 4+1 deniz manzaralı 370 metrekare arsa içerisinde köşe konumda, yan tarafımız yeşil alan, muhteşem bir villa sahip olacaksınız. Bence bu videoyu sonuna kadar izleyin. Gerçekten çok güzel bir villa. Kısa bir tanıtım videosu, ardından villayı beraber gezeceğiz. Evet arkadaşlar, dediğim gibi çok güzel bir villa sahibi olacaksınız. 4+1 370 metrekare arsa içerisinde mükemmel bir konumda deniz manzaralı, zeminden dahi deniz izleyebiliyorsunuz. Havuzun bulunduğu katmandayız. Hemen üst katmandan da villamızın girişi var. Aynı zamanda buradan da girişi var arkadaşlar. Alt katlı 2 oda, üst katlı 2 oda, toplamda 4+1. Yan tarafında böyle bir yeşil alan oluşturabileceğiniz bir kısım var. Böyle çakıl taşları dökmüşler. Biraz daha böyle yabani otlar büyümesin diye yapılmış. İstenirse yeşil alan olarak da yapılır. Burada küçük bir havuzumuz var. 20-25 metrekare büyüklüğünde. Buradan bile manzarayı mükemmel bir şekilde görebiliyorsunuz. Buradan bir gösterir misin? Harika bir manzaramız var. Muhteşem bir manzaramız var. Eşyalı, gayet de güzel bir villa sahibi olacaksınız. Ev çok güzel duruyor. Özellikle balkonları çok geniş. Tekrar yukarıya çıkacağız. Girişimiz yukarıdan. Yine aşağı ineceğiz. Aşağıdaki odaları göstereceğim. Yan tarafında da mükemmel bir geniş alan var arkadaşlar. Burayı da yeşil alan olarak değerlendirebilirsiniz. Araç park yerimiz üst tarafta. Bahçeye inmek için bir 10-12 merdiven inip çıkmanız gerekiyor. Aşağıdaki bahçeye. Tabi buraları da yeşil alan olarak değerlendirebilirsiniz. Havası, doğası mükemmel. Fiyatı da gerçekten uygun sayılabilecek bir fiyat arkadaşlar. 2+ bir park yerimiz var. Her yerden denizi görebiliyorsunuz. Burada da mükemmel bir giriş var. Şimdi burası araç park yerimiz. 2 tane araç buraya park edebilirsiniz isterseniz. Döndüğünüzde yaya girişimiz orada. Orada da bir ufak yeşil alan var. Burada da ufak bir yeşil alan var. İki tarafı da değerlendirebilirsiniz. İstenirse bu garaj kısmının üstü kapatılıp kapalı garaj haline getirilebilir. Değil mi? Çok güzel olacaktır. Arka tarafımız orman. Köşe konumdayız. Yan tarafımıza hiçbir şey yapılmayacak. Muhteşem bir villa sahibi olacaksınız. Dışarıyı gezdik. Sıra içeride. İçerisi dışarıdan daha güzel. Manzara inanılmaz. Evet arkadaşlar, dışarıyı gezdik. Sıra içeride. Mükemmel bir villa izleyeceksiniz. Girişimiz harika. 3-4 basamak yükseltilmiş. Yan tarafında dediğim gibi bir bahçe alanımız var. Zili bir göstereyim önce. Zil çok hoşuma gitti benim. Sesi duyuyor musunuz? Harika bir melodi. Mükemmel. İngilizler genelde böyle Türk melodilerini seviyor nedense. Böyle bir melodi. Kapıyı açar mısınız diye de uyarı geldi. Şimdi giriş kapımız burada. Bir kapatalım burayı. Girdiğimizde yukarıya çıkış merdivenleri ve aşağı iniş hemen sağ tarafımızda. Sol tarafımızda şöyle küçük bir lavabomuz var arkadaşlar. Burayı gösterelim bu şekilde. El yıkamak, içeriye girmek için ideal bir koridor oluşturulmuş burada. Gayet de güzel olmuş. Devamında salon mutfağımız var. Çok geniş bir salon mutfak aslında burası. Buradan ışıkları da açalım. Çok geniş salon mutfak. Eşyalı satılık. Eşyalarıyla birlikte balkonlar dev gibi. Eşyalar mükemmel sayılabilecek bazı eşyalar var. Şimdi burada 27 metrekarelik bir salonumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bazı seramikler böyle şekil verilmiş. Etrafına çok güzel olmuş. Spot aydınlatmalar var. Evin buradan bile manzarası mükemmel. Balkonlar dev gibi zaten. Yeni evlerde bu balkonları bulamıyorsunuz. Salonumuz çok geniş. Şöyle bir köşeden tekrar göstersem mutfağın da yerini göstermiş olacağız. Gayet güzel. Eşyalar kullanılabilir. Belki birkaç eşya eklemesi yapılarak daha net bir eşya görüntüsü de elde edilebilir. Burada da mutfak kısmımız var. Mutfak biraz daha küçük bu eve göre.
Siyah bir tezgahımız var. Tezgah arası da siyah yapılmış. Üstte ve altta da ahşap renginde dolaplarımız var arkadaşlar. Evin şekli şemali çok güzel. Ama balkonlara bayılacaksınız. Balkonlar o kadar güzel ki inanın o kadar hoşuma gitti ki mutfağın genişliği zaten bu yeterli bence. İstenirse çatı katına da bir mutfak yapılabilir. Aşağıya da bir mutfak yapılabilir. Hem buradan çıkabiliyorsunuz bu balkona hem de salon kısmından çıkabiliyorsunuz. İstenirse burası da cam balkonla kapatılır. Dev gibi bir salon, dev gibi bir de balkon var. Cümleyi toparladık. Bazen böyle şaşırabiliyoruz. Güzel bir balkonumuz var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi masayı bırakmışlar. Manzaraya bakar mısınız? Akbük ayaklarınızın altında. Mükemmel bir manzarası var. Mükemmel bir doğası var. Oksijeni bol. Çok güzel bir yer. Bazı dokunuşlarla çok daha güzel bir ev haline de getirilebilir. Nasıl yapılır? Şöyle söyleyelim. Cam balkon yapılabilir. Bazı yerlerde eklemeler yapılabilir. Onlarla birlikte çok daha güzel bir hale getirilebilir. Çünkü balkonlar bu kadar geniş yeni evlerde bulamazsınız. İmardan dolayı bu kadar geniş yapılmıyor. Aşağı inelim. Aşağıya bakalım. Ardından yukarıya çıkalım. Giriş kapısı bırakmamışlar. İstenirse kapı da yapılabilir buraya bu arada. Evde rutubet, nem hiçbir sıkıntı yok şu anda. Hemen taşınabileceğiniz, gönül rahatlığıyla oturabileceğiniz bir villa. Şimdi indiğimizde güzel bir koridorumuz var arkadaşlar. Merdivenin hemen karşısında çok geniş bir odamız mevcut. Bütün odalarda klima mevcut. Çift kişilik yatağımız var. Burada artı iki tane kombinin. Oraya bir dolap bırakılmış. Dediğim gibi içerisinde kullanılabilecek ya da kullanılamayacak eşyaları seçerek daha düzgün bir oturma haline getirebilirsiniz. Toplamda da 15 metrekarelik bir oda arkadaşlar burası. 15 metrekare de çok güzel bir metrekare. Yazlık bölgeler için genelde zaten gittiğimiz evlerde hep daha küçük metrekareler buluyoruz ama burada dev gibi gayet güzel. Değil mi? Geniş olmuş. Yani buradan da balkona çıkış var. Klimamız orada. Her odada klima var. Her yerden balkona çıkış var. Her odanın balkonu var. Çok da güzel. Çamaşır makinesini merdivenin altına bırakmışlar. Bu şekilde olmuş. Güzel olmuş ama değil mi? Bir dolapla orası harika olabilir. Ortak kullanım banyo lavabomuz burada. Klozet değişebilir. Buraya bir duşakabin takılabilir. Ama genişliğine siz bakın arkadaşlar. Genişliği gerçekten muhteşem. Hiçbir rutubet nem yine yok. Her yere bakıyoruz ince ince. Burada da bir odamız var. Ve bu odada yine geniş odalardan bir tanesi. Hemen ölçümünü yapalım. Toplamda 17 metrekarelik bir oda arkadaşlar. 17 metrekarelik çok güzel bir oda. Tek kişilik bir yatak bırakılmış. Yine buraya bir dolap bırakılmış. Tabi bazı şeyler değiştirilebilir. Dediğim gibi aşağıya da istenirse bir mutfak yapılabilir değil mi? Şimdi burada da çok geniş yine bir balkonumuz var. Zaten buradan başlamıştık video çekmeye. Şimdi böyle bir göster istersen burayı. Çok geniş bir balkon. Üst kapatılmış. Yine camla kapatılabilir. Şöyle bir gösterir misin? Manzaramız gerçekten mükemmel. Gördüğünüz gibi hem havuzu görebiliyoruz hem denizi görebiliyoruz. Bu manzarayı da önünüz kapanmayacak şekilde sürekli izleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten konum güzel. Yer güzel. Her balkonda da böyle masalar bırakılmış ama manzaranın verdiği o sakinlik, o dinginlik duygusunu tatmanız lazım bence. Kesinlikle bakılacaklar listesine ekleyin. 180 bin pound. 180 bin pound'a sahip olabileceğiniz bir villa izliyorsunuz. Sıra geldi en üst kata. Burada iki oda gezdik. Bir genel kullanım banyo lavabo gezdik. Giriş katımızda salon mutfak bir lavabo gezdik. Tabii balkonları saymıyorum. Çok geniş geniş balkonlarımız var. Girişin hemen üstündeki katta yine aynı şekilde iki tane odamız var arkadaşlar. Bir genel kullanım banyo lavabomuz var. Böyle çıktığınızda yine bir koridorun sonuna kadar git istersen böyle bir gösterilip. Aşağıda da burada da çok geniş koridorlar var. Gerçekten de kullanışlı bu koridorlar. Boyası yeni yapılmış. Yeni derken bir senelik falan. Hiçbir akma kokma rutubet yok bu arada. Buradan da yine balkona çıkış var. Havalar çok ısınmaya başladı bu aralar. Toplamda 16 metrekarelik bir oda. Çok geniş bir oda arkadaşlar. Gerçekten hatta şöyle alayım seni daha net gösterebiliriz. 2 tane tek kişilik yatak artı dolap sığdırılmış. Tabi burada kocaman bir dolap yeri var. Küçük bir dolap bırakılmış. Artı balkona çıkış var. Bu dolap buraya kadar gelebilir değil mi? Güzel olacaktır.
Burada da sineklik bırakmışlar bazı camların. Hepsinde de sineklik var. Güzel ama. Bak yukarıya da priz bırakmışlar ki modem falan takılırsa diye. Ve buradaki genel kullanım banyo lavabomuz. Küvetimiz burada. Yarım cam bırakmışlar su sıçramasın diye. Burada gördüğünüz gibi klozetimiz var. Gayet güzel aslında. Sadece klozet de değişebilir sadece burada. Hani böyle çok masraf yapmayayım derseniz klozet değişebilir. Geri kalan malzemeleri kullanabilirsiniz. Ve burada da yine bir odamız var. Gez gez bitmiyor. Ev 4 artı 1. Burası da toplamda 20 metrekare arkadaşlar. Şöyle alayım hatta. Bak bu kapının arkasında dolap var. Buraya bir yatak tekli. Karşıya bir çiftli yatak bırakılmış. Gayet de güzel olmuş. Süpürgelikler de sineklikler de pardon. Her tarafta sabit bir şekilde duruyor. O da güzel. Onun da masrafını yapmayacaksınız. Bak burada da priz yukarıya bırakılmış. Neden acaba? Televizyon falan takarız diye mi düşünmüşler? Bazı yerlerde yukarıya da priz bırakmışlar. Balkona bakar mısınız? Muhteşem bir balkon görüntüsü var. Yine şöyle bir köşeden diğer kısmı da göster balkonun. O odadan da buradan da bu balkona çıkabiliyorsunuz. Bakın arkadaşlar. Burası kaç milyon istiyor demiştin? 8 milyon. Hemen aşağımızdaki aynı metrekareye sahip yeni yapılan villanın satış rakamı 8 milyon. 180 bin pound şu anki fiyatla 4 milyon civarı bir rakam yapıyor değil mi? Şu anki fiyatla 4 milyon civarında bir rakam yapıyor. Gerçekten güzel. Artık fiyat da uygun. Çünkü baktığınızda bu fiyatlara inanın uygun bir fiyat. Manzara da bu. İnanılmaz bir manzarası var. O turkuaz mavi rengi artı yeşili görebiliyorsunuz. Çok güzel bir yerdeyiz. Önümüz de hiç kapanmıyor bu arada. Böyle sonsuza dek izleyebileceksiniz. Gayet güzel. Sıra geldi terasa. Benim en sevdiğim yer zaten teras. Bir evde teras varsa bence denizi görmeli. Deniz görmüyorsa zaten teras çok da bir önemli değil. Merdiven boşluğu ısıtıcı bırakılmış. Değerlendirilmiş bir şekilde. Şimdi bu teras benim olsa ne yapardım? Onu da söyleyelim. Çok güzel bir teras var. Çok harika bir teras var. Bu teras benim olsa. Şimdi burada şuraya küçük mini bir mutfak yaparım. Üst çatıyı kapattırırım. Harika bir şekilde. Manzaraya bakar mısın? Gel bak şuradan göstereyim. Duvarlar biraz yüksek yapmışlar bu arada. Nedenini bilmiyorum. Manzaraya bakar mısın? Muhteşem bir manzara var. Doğa inanılmaz arkadaşlar. Bu tarafa geldiğinizde zaten daha net görüyorsunuz. Şurada zaten bir siteyi tanıtıyorduk sürekli. İzliyordunuz. Üst tarafında da ormanı görüyorsunuz. Mükemmel bir konumda mükemmel bir yer. Manzara da bu. Muhteşem bir manzaraya sahip olacaksınız. Burayı aldığınızda 180 bin pound alacaksınız. Bence gayet uygun bir fiyata. İngiliz'den satılık. Sahibi İngiliz. Havuzlu. 370 metrekare değil mi arsa? 370 miydi? 370 metrekare arsa içerisinde çok güzel bir eve sahip olacaksınız. Köşe konumdayız. Yan tarafımız yeşil alan bu arada. Yanımıza da hiçbir şey yapılmıyor. Bu fırsatı değerlendirin. Gerçekten artık bu fırsatları da değerlendirmezseniz inanın ilerleyen dönemde çok afaki rakamları duyacaksınız. Bence kaçırmayın. Güzel bir yer. Bakın her yerden de yukarıdayız. Bizim kot farkımızı görüyorsunuz. Hemen yanımızdaki villa kot farkından dolayı biz bir kat daha yukarıdayız. Bunu değerlendirin arkadaşlar. Sizden sonra hiçbir şey yok. Sizden sonra bir yapı yok. Yeşil alan orası. Köşe konumdayız. Manzara da bu. Biraz böyle yüksek bir seyir terası yapılır değil mi buraya? Mükemmel olur. Harika olur. Tadından yenmez. Özellikle akşamları güneş tam karşıdan batıyor. O gün batımını burada izlemenizi tavsiye ederim. Bence değerlendirin. Güzel bir yer alıcısını bekliyor. 180 bin pound'a bu fırsat kaçmaz diyorum. Kendinize çok iyi bakın.